Eğer bel ağrısı özellikle konservatif tedavi dediğimiz fizik tedavi, enjeksiyon e, gibi tedavi yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyorsa ve iyi bir yaşam kalitesi varsa genellikle bu hasta grubunda konservatif tedavi yöntemlerini yani cerrahi olmayan tedavi yöntemlerini tercih ediyoruz. Ancak hastanın yürüme mesafesi çok ciddi anlamda kısaldıysa, hasta artık evine bağlı bir duruma e, geldiyse ya da yaptığımız testlerle bazı anketlerle hastanın yaşam kalitesinin çok ciddi anlamda kısıtlandığını görmüşsek ve de hastanın omurgasında omuriliğin sıkışmasına bağlı olarak bazı sinir bulguları ortaya çıktıysa yani bacaklarında fonksiyon kaybı varsa o zaman bu hastalara cerrahi tedavi uyguluyoruz.